dakika bakar mısınız? Buyurun bayan. Acaba bana yardım edebilir miydiniz? Arabadan anlar mısınız? Anlamam, bir usta alıp gelmeniz iyi olur. Gayrettepe'de iyi ustalar var. Yakında bir taksi durağı var mı acaba? Buralarda pek taksi bulunmaz bayan. Otobüse bineceksiniz. Şu bileti alın. Gereken bir randevum var. Hangisi randevu vermişseniz beklesin biraz. Benim de acelem var. Yırtın gömleğinizi ayrılalım. Sizinkini yırtalım. Otobüste bana çarpan sizsiniz. Benim gömleğimin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Tam 35.000 lira. Sizinki olsa olsa 1.000 lira eder. Parasını veririm. Para senin olsun. Gömleğimi yırtıp çıplak mı kalayım? Peki ben mi kalacağım? Orasını bilmem. Bilmezmiş, terbiyesiz. İşte o kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musun lan? İşi bilmeden karışma be. Sarkıntılık ettiğimi ne biliyorsun? Görünen köy kılavuz istemez ahbap! Kızı göğsünden kilitlemişsin, hala karışma diyorsun! Bana bak arkadaş, kızı hemen çöz, yoksa ben çözerim! Kimi nereden çözüyorsun be? Allah. Sen kim oluyorsun lan? Kümle konusunda bir adamsın lan! Çantam! Çantamı aldı gidiyor! Bıraksana beni! Salak herif, çantamı aldı gidiyor diyorum! İlersem aşağı kırarım kemiklerini! Sirkele! Olcay Otel. Oğlum, gene mi sen? Evet, ben! Otobüse binmesini bilmediğin gibi, yolda yürümesini de bilmiyorsun. Buraya hem çantanızı vermek hem de af dilemek için gelmiştim. Bir de gömlek almıştım size. Buna değmezmişsin. Bir dakika lütfen. Özür dilerim. Size karşı kaba davrandı, bağışlayın. Ben de öyle. Özür dilerim. Size barışmamızı teklif etsem, kabul eder misiniz? Evet, siteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim. Mühendis, doktor veya tüccar. Memur veya işçi. Herkes dengi dengiyle hayatını kurmalı. Ben istediklerinden hangisine benziyorum? Sen mühendis olmalısın, bildin mi? Cevap vermesem olur mu? Yarına kadar bekleyebilirim.
verdi.